Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Uzun süredir oyuncu kulaklığı incelemiyorduk. Dedim ki artık bir oyuncu kulaklığı incelemenin zamanı geldi. Bugün bayağı efsane bir kulaklık inceleyeceğiz. Asus ROG Fusion 2 500 modeli. Yani şöyle acayip bir kulaklık zaten. Bayağı inceledim. Henüz deneyimlemedim. Kutuyu birlikte açacağız. Ama araştırmalarıma göre bayağı hype bir kulaklık. Bu kulaklığın şöyle güzel bir özelliği var. Çoğu markadan benim talep ettiğim şeydi. Asus bu kulaklıkta yapmış. Kimi insan deri kulak pedleri seviyor, kimisi de kumaş pedler seviyor. Bunda ikisi de var. Yani istediğinizi takabiliyorsunuz. Derinin hem avantajları hem dezavantajları var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama öncesinde bebişi açalım. Evet. Kutumuza bakınca görüntü çok güzel gözüküyor. Burada bir sürü özelliği var. TeamSpeak, Discord sertifikalı, PlayStation 5 desteği var. Sadece PlayStation 5 değil, Xbox, Nintendo, Mac, PC, aklınıza ne geliyorsa kullanabiliyorsunuz. Kulaklığa çok yükseldim. Umarım istediğim gibi çıkar. Açıl açıl açıl. Şurada güvenlik bantlarını da patlatalım. Ve açıyorum. Aa, kutulama şekil. Süngerimizi kaldırdık. Arkaya çevirdiğimizde bizi bir kutu karşılıyor. Kutuyu açtığımızda buradan neler çıkıyor bakalım. Hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti kartı. Bir tane tip C'den USB tip A'ya çeviren adaptör. Bir tane tip C'den tip C'ye çeviren örgü kablo. Yine örgü, yine 1,5 metre uzunluğunda AUX kablosu. Ve son olarak yedek pedlerimiz çıkıyor. Şöyle de yakından göstereyim. Ben kumaşçıyım bu arada. Deri seven de çok fazla ama kumaşın konforu apayrı. Ama derinin de şöyle bir avantajı var. Hem yalıtımı daha iyi, hava geçirmediği için de basları daha derin duyuyorsunuz. Böyle avantajları var ama dezavantajı da terletmesi. Ama bu kulaklıkta böyle bir problem yok. İstediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Ve gelelim Reis'e. Çok şık yapmışlar tasarımını. Bayağı beğendim. Şunları da sökelim. Şöyle bir sağına soluna bakalım. Yukarıda suni deri bir kafa bandı kullanılmış ve ROG'nin açılımı olan Republic of Gamers yazıyor. Çok güzel olmuş. Menteşe kısımlarında parlak plastik kullanılmış, kromajlı gibi. Fakat şu parçanın metal değil de plastik olması beni biraz üzdü. Kötü gözükmüyor ama dokununca kalitesiz hissettirdi biraz. Ama bunu metal yapmamalarının en büyük sebeplerinden biri hafifliğe oynamaları bence. 310 gramlık bir ağırlığı var. Muadillerine göre hafif olduğunu söyleyebilirim. Burası çok önemli bir detay değildi ama burası önemli. İskeletimiz metal. Bir kulaklığın sağlam olması için en önemli etkenlerden biri de iskelet. Kafanıza göre kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kademeler kısa ve gayet net bir şekilde oturuyor. Menteşelerden devam edelim. Böyle yaklaşık 90 derece çevirebildiğimiz menteşelere sahip. Bu bir kulaklık için bence çok önemli çünkü her kafa aynı şekilde değil. Bu menteşeler sayesinde açılı olarak ayarlandığı için kafanıza cuk diye oturuyor. Hatta şöyle bir deneyelim. Aa, güzel. Özellikle de o kulak pedlerinin kısmı bayağı geniş yapılmış. Kulağımın hiçbir tarafı içine değmiyor. Malzememiz full ABS plastik. İskelet dışında herhangi bir metal aksam göremedim. Burada da ROG yazısı ve ROG logosunu koymuşlar. Güzel olmuş. Yan taraflara baktığımızda burada RGB ışıklarımız var. Birazdan bağlayıp göstereceğim. Kulak pedlerine gelirsek yine ROG üretimi. Protein deri kulak yastıkları kullanılmış. Pedlerin ince ve yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Ses yalıtımı bu protein derilerde çok iyi oluyor ama dediğim gibi yaz günlerinde terletiyor. İşte bunlar canavar. Böyle nefes alabilen, çok esnek, kulağı terletmeyen. Yani oyun için bence bunlar daha mantıklı. Çünkü uzun saatler oyun oynuyoruz. Ve belli bir süre sonra bu kumaş olanlar daha konforlu hissettiriyor. Ve girişlerine gelelim. Burası bayağı dolu. Şimdi burada bilgisayar ve konsol olarak ayırmışlar. Geçiş yapabiliyorsunuz. Burada da bir ses tekerimiz var. Chat'le oyun arasında seviyeleri ayarlayabileceğiniz bir tekerlek. Kolay kolay bulamadığımız bir özellik. Diğer tarafına geçtim. Mikrofonu açıp kapatabileceğiniz fiziksel bir buton. Burada dümdüz bir ses tekerimiz var. Burada USB tip C girişi, burada da AUX girişimiz var. Şimdi diyeceksiniz, bunun mikrofonu nerede? Nerede bunun çubuğu? İşte olay orada değişiyor zaten. Alıştığımız oyuncu kulaklıkları gibi yukarı katlanan veya şuradan uzanan bir mikrofona sahip değil. Şuradaki mikrofon deliklerini görebilirsiniz. Bayağı farklı teknolojiler kullanılmış. Zaten testlerini yapacağız ama öncesinde ben şu kulaklığı bağlayıp bir sesine bakmak istiyorum. Şimdi bilgisayarıma bağladım. RGB ışıkları yandı. Çok güzel duruyor bu arada. Bu RGB aydınlatma 16,8 milyon rengi verebiliyor. Aynı zamanda Aura Sync destekli. Diğer ekipmanlarınızda da Aura Sync desteği varsa birlikte senkronize yanıyor ışıkları. Ve bunu Armory Create programından yönetebiliyorsunuz. Yani sabit değil ışıkları, özelleştirilebiliyor. Hadi bakalım bir takalım.
Oba! Birkaç müzik daha dinleyeceğim. Şimdi bir de AUX'da dinleyeceğim. Ses farkı var mı ona bakacağım. Bir şey söyleyeyim mi? AUX alıp götürüyor. Yani fark var. Ciddi anlamda fark var. Ses seviye yüksekliğinde de fark var, onu da belirteyim. Bir dakika ya, tekrar bir Type-C ile deneyeceğim. Felaket fark var. Şöyle, baslar vesaire muhteşem. Ses temizliği muhteşem. Ses seviyesi muhteşem. Her şeyi muhteşem. Fakat bunu AUX'da kullanmanız lazım. Şiddetle söylüyorum. Type-C ile arasında bayağı fark var. Şimdi size yine bu kulaklığı binaural mikrofon kullanarak dinletmek istiyorum. Ya size ne kadarı geçer bilmiyorum ama acayip doygun sesler. Bayağı beğendim. Ya bir oyuncu kulaklığı gibi değil. Genellikle oyuncu kulaklıklarında bas performansı düşük olur. Bunda o açığı kapatmışlar. Ses yalıtımını göstermek istiyorum. Full şarkının sesini açıyorum. Kulağıma takıp çıkaracağım. Bir de yeri gelmişken mikrofon testi yapalım. Evet. Şu an sesimi ROG Fusion 2500'den alıyorsunuz. Yani gayet sessiz bir ortamdayım. Sesim nasıl geliyor? Anlaşılır mı? Boğuk mu? Mikrofon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada onun dışında da yardımcı olabilmek için, destek olabilmek için yorum atabilirsiniz. Nokta olur, gülücük olur veya video hakkındaki düşünceniz olur. En azından biraz etkileşim yapalım. Mikrofon testi de bu şekildeydi. Kulaklığın kafada duruşunu da göstereyim sizlere. Böyle arkamı döndüğümde RGB'ler gözüküyor. Baya rahat bu arada kulaklık. Şimdi bir pedlerini de değiştirelim. Bu şekilde hafif hafif çekiyorsunuz. İyi, beklediğimden daha kolay takılıyor. Evet, kulaklıklarımız hazır. Ya baba budur ya. Bu ya. Şimdi biraz gelelim teknik özelliklere. Bu kulaklık kayıpsız ses işlemesini yapabilmek için ESS 9280 Quad DAC teknolojisini kullanıyor. Quad'dan anlayabileceğiniz üzere içinde 4 tane analog dinamik çevirici bulunuyor. Bu sayede düşük, orta, yüksek yani bas, mid, tiz dediğimiz frekansları daha temiz şekilde duymamızı sağlayabiliyor. Ve bunu deneyimledim. Gerçekten müzikte ayrı ayrı her şeyi duyabiliyorsunuz. Şimdi sürücülere gelelim. 50 milimetrelik Asus'un geliştirdiği sürücülere sahip. Bir oyuncu kulaklığı için gayet yeterli. Bu sürücü büyüklüğü sayesinde ses limitini en üste getirdiğinizde bile hiçbir bozulma olmuyor. Ve sanal 7.1 desteği de var. Bu oyuncular için zaten çok önemli. Oyun testinde de bunu deneyeceğim. Şimdi mikrofona geçelim. AI gürültü engelleme teknolojisine sahip ROG AI Beamforming mikrofon var. Yani yönlü bir mikrofon olarak düşünebilirsiniz. Sadece sizin konuşmanıza odaklanıyor ve dışarıdaki diğer sesleri kesiyor. Discord ve TeamSpeak sertifikalı bir mikrofon bu. O yüzden biraz chat'e önem verilmiş. Videonun başında göstermiştim. Chat'le oyun arasında hassasiyet ayarı yapabileceğiniz bir tekerleğe sahipti. Hadi şimdi bir oyun testi yapalım. Evet, hadi bakalım başladık. Burada biri var. Sesler gayet net. Neyin nereden geldiğini görebiliyorum. Anlayabiliyorum daha doğrusu. Görüyorum ne demek. Bayağı başarılı yani, yönleri çok rahat kestirebiliyorum.
derken oyuna başlıyoruz tekrardan. Isınma turuydu bu. Ya sen beni öldürürsen ben de seni öldürürüm. Aa. Allah kahretsin beni ya. Ölüm kalım savaşında sesler çok karışabiliyor çünkü birçok insan aynı anda canlı kalıyor. Hadi son kişiyi öldürelim, sonra bitirelim. 30 canım var, biri geliyor. Hadi bir kişi daha. Nereden geliyor ses be? Buradan geliyormuş. Allah Allah, birisi fena taradı bizi. Duydum ama yanlış yere döndüm. Tamam, yeter. Evet, şu an Armory Create programının içindeyim. Tüm Asus cihazlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Kulaklığı seçtim. Buradan hem chat'in hem oyunun sesini ayarlayabiliyorsunuz. Üstünden manuel yapabildiğiniz gibi. Mikrofon ayarları da mevcut. Ve burada modlar var. İşte oyun, film, müzik. Oyunları da içinde ayırmış. RPG, FPS gibi. Buna göre equalizer'ını düzenliyor. Sanal seyran sesi de değiştirebiliyorsunuz yönlerini. Aydınlatmaya geldiğimizde burada bir sürü modu var. Şu an statik kırmızı yaptım. Tüm renkleri seçebiliyorsunuz. Nefes alıp verme modu var. Bu şekilde yanıp sönüyor. Hızlıca yanıp sönme var. Renk döngüsü. Bence en güzellerinden biri bu. Göz de yormuyor. Gökkuşağı var. Bu da fena. Ve müzik var. Burada dinlediğiniz müziğe göre ritimli bir şekilde ışıkları yanıyor. Ve Aura Sync var. Dediğim gibi diğer Aura Sync destekli tüm cihazlarınızı da senkronize çalıştırabiliyorsunuz. Ve tabii ki güncellemeleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Evet, kulaklık hakkındaki düşüncelerinizi muhakkak yorumda belirtin. Olabildiğince performansını hem sesini hem mikrofonunu sizlere aktarmaya çalıştım. Ben özellikle ses kalitesine bir de şu pedlerin değişebilmesine hayran kaldım. Ürünün linki aşağıda açıklama kısmında. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.